Şimdi gözlerinin içine baka baka hem yaptıkları yanlışlıkları çok net söyledi. Böyle olması gerekir. Siyasette budur. Türkiye'nin açık açık bazı şeyler tartışması gerekir. Ben o açıdan çok hayırlı buldum. Ve samimi buldunuz. Samimi buldum. Hı hı. Yani bunu söylemek lazım. Şimdi Gezi ile ilgili, eğer Gezi ile ilgili işi dış dünyasının karşısındayken hiç dokunmadan geçseydi hakikaten bir biçimde üstünü kapatmış gibi olurdu. Halbuki çok net bir şekilde söyledi. Gezi'de bu kesimler çok ciddi bir beklenti içine girdiler. Destek verdiler açık açık. Oradan bir başarı çıkmasını istediler. Hükümetin düşmesini istediler. Neredeyse bunu söyleyenler de vardı içinde. Hı hı. Şimdi hem böyle düşüneceksiniz hem de bu dönemin örnek de verdi. Bir banka örneğini verdi. 8 kat artmış. Mal varlığı 8 kat artıyor ya da iştirakleri. Mevduatı 6 kat artan bir duruma gelmişsiniz. Yani inanılmaz zenginleşmişsiniz. Yani Türkiye'deki ortalama insandan daha fazla zenginleşmişsiniz. Peki sizi rahatsız eden ne? Nedir biliyor musunuz? Siyaseti dizayn etme. Siyaset karşısında. Siyaset omurgalı hale geldi. Siyaset dik durmaya başladı. Halkın verdiği yetkiyi kullanmaya başladı. Bence sorun burada. Halkın verdiği yetkiyi kullanan bir siyasetle yüze geldiler. Bunu öğrenmeleri gerekir. Ki orada bir kısım insanlar bu siyasete girmiş insanlardı. Cem Boyner örneği mesela. Hı hı. Yeni Türkiye, yeni demokrasi hareketini başlatmıştı. Siyaseti biliyor. Siyaset öyle kolay değil. Çıkacaksınız, toplumdan destek alacaksınız. 0-1'lerde kaldı. Yani bu siyasette başarılı olmak, toplumun gönlünü kazanmak hiç kolay bir iş değildir. %52 oy almış bir siyasi aktör çıktı açık açık. Neden rahatsız olduğunu, neyi düşündüğünü çok net söyledi. Bence iş dünyası da samimiyetle bazı şeyleri kendisi çıkıp söylesin. Arka planlarda başka şeyler yapmaya değil, eleştirisi varsa hükümete yönelik tabii ki söyleyecektir. Beklentilerini söyleyecektir. Hukuk açısından sıkıntılar varsa onu söyleyecektir. Söylemesi de gerekir. Bu zenginleştirir. Ben bu konuşmanın bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum.